Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sunucu İkbal Kurpınar'dan çok duygulandıran annesiyle ve babasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. İkbal Kurpınar ilk kez açıklıyorum dedi ve ağlayaraktan sözlerini şu şekilde ifade etti. Ünlü sunucu İkbal Kurpınar koronavirüs sebebiyle annesini ve babasını kaybetmişti. Kendisi de yoğun bakım mücadelesinden sonra sağlığına kavuşmuştu. İkbal Kurpınar yaptığı açıklamada babam asla evde durmaktan hoşlanmaz. Mutlaka kendine dışarıda bir iş çıkarırdı. Tarımla uğraşırdı. Zirai malzemeler satan bir dükkanı da olduğu için her an sokağa çıkma izni vardı. Bizi dinlemedi maalesef. Hiç ara vermeden çalışmaya devam etti. Antalya'da gübre fabrikamızla ilgili çalışmaya gitmiştim. 15 gün onlardan ayrı kaldım. Dönmeden önce babam aradı ve bana kırgınlık var, ilaçlar nerede diye sordu. Ertesi gece eve gittiğimde cayır cayır yanıyordu. Hemen hastaneye götürdüm. Babamın koronavirüsü bankadan kaptığını düşünüyorum. Çünkü bayramda torunları geldi, onlara bile sarılmamıştı. Babamı maalesef bu süreçte kaybettik. Yoğun bakım medreseyi Yusuf gibiydi benim için. Hayatın demini süzdüm, sorguladım. Çok şükür sahibi bir insan sanardım kendimi. Ne kadar az şükreden bir insanmışım bunu anladım. Milyon kez tövbe ettim. Aklım hep annemdeydi. Çünkü annem rahatsızlığından dolayı ne susadığını bilirdi ne de acıktığını. Hep ısıtılmış su içerdi. Kim bakıyordu? Sabırla yemek yedirilebiliyor muydu? Beni görmeyince korkuyor muydu? Bir sürü kafamda dönüp duruyordu bunlar. Ağlıyordum günlerce ama yapacak bir şey yoktu o an için. Annemin öldüğü gün yoğun bakımdan çıkacaktım tam. Ölüm haberini okuduğumda hastanede annem ölmüş, annem ölmüş diye bağırışlarımla inledi. Tansiyonum yükseldi. Canım hemşireler toplandılar bir teselli etmek için. Annem yıllardır aslında yaşamıyordu. Hep bebek gibi konuşmadan öyle bakıyordu. Acısını ağrısını bile anlatamıyordu. Hiç kıyamıyordum ona. Belki sapasağlam olsa başka olurdu ama kurtuldu dünya sürgününden. Kocasına, anne babasına kavuştu dedim kendimce. Bir de ibadetinde bir kadındı. Hastalıkla geçen yıllar günahları döküldü diye düşündüm. Tertemiz gitti diye teselli ettim kendimi. Annem de babam da şehit gitti inşallah. Ne mutlu iki şehidin kızıyım. İmanı olmasa insanın dayanması imkansız bunlara. İnşallah gün gelir de cennette buluşuruz diyerekten açıklamalar geldi. İkbal Kurpınar'dan annesi ve babası için yaptığı açıklamalarda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden herkese buradan Allah'tan gani gani rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.